Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bodrum'da sahilde yürüyüşe çıktığımda bir arkadaşa rastladım. Bugün onunla birlikte spontane video çekeceğiz. Şimdi onu da size göstereyim, tanıtayım. Karşınızda... Merhaba, ben Hüseyin. Görkem'in arkadaşıyım. Bugün bir YouTube kanalına bir video nasıl hazırlanmamalı sorusunun cevabını da arıyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. O en son. Ha, en son söyleyecektin onu ya. Evet, şekil bir ağda gördüğünüz gibi bizim gibi yapmamanız gerekiyor. Evet, size daha önceki çekimlerimde hep göz önünde bulunmayan ve lezzetli kaliteli yemekler yiyebileceğiniz restoranları veya mekanları tanıtmak için geziyordum, çekim yapıyordum. Bu sefer de durağımız neresi? Starbucks. Amerikan sermayesinden bir lezzet bizimle olacak. Şimdi karton bardağın üzerine adımı noktalı harfle yazdırmaya gidiyorum. Takipte kalın. Evet, araba altında kalmazsak tabii. Şu an caddeden karşıya geçiyoruz. Evet, klasiklerden biri. Sen yazdırdın mı karton bardağı ismini? Bak, o kısmı atladık mesela. Şimdi sizlere şizofren usulü ice cappuccino ve eşsiz filtre kahveyi tanıtıyoruz. Herhalde psikoloji okuyor kasiyer. O yüzden böyle bir şaka yapmış olabilir. Mesela Instagram'da yapılan klişelerden birini yapıyoruz şu an biz de. Arkamızda manzara ve ismimiz yazılı kahvelerimizi yudumluyoruz. Ama ben maalesef kendi ismimin yazılı olduğu kahveyi yudumlayamıyorum. İkimize de Hüseyin yazmış arkadaş. Ben de bir Hüseyin olarak kahvemi içeyim bakayım. Hüseyin gibi hissediyor musun? Nasıl oldu şu an mesela? Bir Hüseyin gibi hissediyorum. Bu mümkün değil. Evet, Bodrum'a gelmişken size buranın tarihi hakkında da bilgiler verelim. Buradaki tarihi bir heykel değilmiş. Türkan Saylan'mış. Evet, Türkan Saylan hakkında ne düşünüyorsun? Bize adamın biraz karış bilgi... Karış dolaşarak cüzdan hastalığının tedavisini yapan ülkemizdeki binbir çeşitlerde derman olan Türkan Saylan son derece saygın bir bilim insanıdır. Şimdi ona dair bir heykel göster abi. Evet, o bilgiyi nereden verdin? Buradan mı verdin yoksa? Ne şey yapayım? Ezberlemişsin maşallah. Evet, şimdi sahil yürüyüşüne çıktık arkadaşla. Dolaşıyoruz. Evet, size Bodrum Marina'dan da çekim yapayım. Direkt göstereyim etrafı. Bunu da çekemiyorsun. Bisiklet giremez. Belediye bir bisikletin inisiyatif alıp bir insana ihtiyaç duymadan buraya girmesini istemiyor. Çok ince bir espri oldu. Evet, bu Bodrum Marina Yalıkavak'taki marinaya göre çok daha küçük, sade ve insanların daha az tercih ettiği bir yer. Biz geçen burada iş yemeği yemiştik. Nerede? Eğlenmiş gibi yapmaya gelmiştik. Gerçekten eğlenmiştik. Nerede yemek yediniz? Yat Kulak ileride. Bakalım, orayı da gösterelim. Evet, Bodrum Marina'da bu kadar zaten. Hemen birkaç dakikalık yürüyüş mesafesinde küçük bir yer. Size bahsettiğim gibi. Siz nerede yemeye gelmiştiniz, eğlenmeye gelmiştiniz? Şuralarda bir yerdeydi. Çıkışımızı hatırlamıyorum. Girişiniz nereden oldu? Onu söyle. Onu da mı hatırlamıyorsun? Onu da hatırlamıyorum. Ben içmeye genelde sarhoş gelirim. O da iyiymiş. Evet, bizim otelin hep afişleri de billboardlarda. Şöyle göstereyim sizlere de. Ben bu kızı tanıyorum. Spa'da çalışan kız değil mi bu? Hangi kız bu ya? Ben tanıyamadım. İş yerinde sırtını örtüyor. Evet, bisiklet çetesi de burada. Kim bana bir tur verir? Peki. Evet, sendeyiz Uğurcuğum. 20-25 dakikadır, 30-35 dakikadır bu karton bardak elimde. Yere atmamak için kendimi zor tutuyorum. Kız çok güzel baktı ya, evet. Şimdi devam et. Hoş bak, kızın peşinden gidelim. Ya şu kargalar da çok tehlikeli. Bunların altından geçmek cesaret ve piyango bileti istiyor. Şöyle
biz de altından geçiyoruz. Üstümüze sıçmazlarsa bence daha şanslıyız. Üstümüze sıçmalarından sıçmamalarını yiyebiliriz. Aynen. Vallahi hızlan hızlan uzaklaşalım bir an önce. Vay be, adamlarda ne paralar var, ne yatlar alıyorlar. Evleri var, arabaları var. Her şeye sahipler. Her şeye sahip olamazlar. Neden öyle diyorsun? Ya bir jetleri yoktur belki de. Sonuçta evleri, arabaları vardır kesin. Yatı olan birinin. Bodrum'da yatı olmayana kız vermiyorlarmış. Biz o zaman ömür boyu bekar mı kalacağız? Evlenemeyecek miyiz? Evet, Marina tarafındaki Starbucks'tan kahve almıştık. Yarım saattir geziyoruz. Bodrum'u turladık ve atacak bir çöp bulamadım. Şimdi evet, şimdi yerine tekrar bırakıyoruz. Evet, şimdi çarşının içindeki diğer Starbucks'a bırakıyor arkadaş. Kaç kaç. Türkiye'de çöp kutularının olmaması hakkında ne düşünüyorsun? Yarım saattir bir kahve bardağını elimizde taşıdık, çöpe atamadık. Türkiye'de çöp kutusu mu yokmuş? Ben Bodrum özelinde söyledim ama. Valla Türkiye genelinde de yok ya. Fazla denk gelemiyoruz. Maalesef insanlar da fazla sabırsız olduğu için çöplerini hep yerlere atıyor. Etrafı kirletiyorlar. Tasvip etmiyoruz. Yani. Doğa yaşamdır. Evet, ışığı bulmuşken hadi gel. Abi benim şu köpek ve duvardaki ışıklarla fotoğrafımı çeker misin? Çok iyi olur. Hadi çekeyim senin hatırın için. Evet, hazır mısın? Çekiyorum. Bir dakika, biraz daha geriden çekeyim. Tamam mı? Hadi gel gel. Görmek istiyor musun? Şaka yaptım, videodaydı. Evet, size buranın ünlü pizzacı makarnacısını da göstereyim. Hiç makarnacı da makarna yememiştim. Gerçekten mi? Eğer sade makarnacı diye bir şey bizim ülkede pek yaygın değil, ondandır. Ben de ilk defa burada makarnacı gördüğüm için Bodrum'da size göstereyim. Gel bakalım, bir ortamı koklayalım. Evet, şu an çok sezonda olmamamıza rağmen görebileceğiniz üzere bayağı kalabalık. Ortam bayağı güzel. Şöyle egzantrik, otantik. İstiyor musun? Heh. Evet, ortam bu şekilde. Ne düşünüyorsun? Bir saat sonra iyice acıkınca burada makarna yemek istiyorum. Burada arka restoran gerçekten güzeldir. Arkadaşa da göstermek için gelmiştim. Belki yemek yemeye de buraya geliriz. Evet, şimdi oradan çıktık. Karnımız şu an çok aç olmadığı için. Bir saat sonra buraya gelelim. Makarna makarnadır ama sosuyla fark yarattığını düşünüyorum. Öyle mi diyorsun? Burada fark yaratan şey de makarnaların sosları. Gelince pişman olmazsın zaten. Yedikten sonra pişman olmazsın. Evet, size Bodrum sokaklarını da göstereyim. Artık insanlar da azaldı. Bu ürünlerin çoğunun gerçeği, bunların yanında imitasyon kalır. Çoğunun gerçeğini almadım buradakine benzetemedikleri için. İşlerinde iyiler diyorsun yani. Aa, burada dövmeler var bak. Dövdürecek misin birader? Bunu istiyorum. Çok net çekemedim ama sen başka beğen artık. Bunu istiyorum. Aa, bugün Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümünde. Ha, gerçekten. Oradan mı bağlantı kurdun, evet, bununla? Onu da çağrıştırdı bana. Evet, duygusal bir bağ. Çünkü o da sanat icra eden bir melekti. Evet. Nur içinde yatsın. Evet, iyi bağladın. Ama bu bir bağlama değil. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Espriler havada uçuşuyor bugün ya. Evet, arkadaşın parkta oynayası gelmiş. Onunla parka geldik şimdi. Ya, tatravaliye mi binmek istiyorsun? Evet. Bizler tarihin ortanca çocuklarımız. Ne bir oyun gördük, ne bir oyun parkı. Son oyunumuz az sonra.
Makarnacı da. Evet, hadi makarnacıya gidelim artık. Hadi bakalım, boş yer var mı? Her yer rezerve burada ya. Soralım. Her yer doluydu orada. Şu an makarnayı aldık, biz de dışarıda yedik. Çok güzeldi. Bizi doyurmadı. Üzerine mantı yiyeceğiz demiştik. Ben öyle konuştum. Öyle miydi? Neyse, çaktırma. Böyle devam edelim. Hadi yiyelim. Hadi mantımızı yiyelim. Afiyet olsun birader. Evet, mantıcıya geldik. Şöyle yakın çekimden de göstereyim. Şimdi karnımızı doyuralım artık. Kapanışı da yapalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi söyle o en başta söylediğin cümleyi şimdi söyle. Yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar.